Evet arkadaşlar, bir dakikamız var. İki tane zaman dilimi öğreniyoruz arkadaşlar. Nedir bunlar? Şu anki zaman, yani şu an yaptığımız şeyler. Onu da Türkçemizde yor hareket diyoruz. Futbol oynuyorum, düşünüyorum gibi. Bir de bunun bir geçmişi var. Yordum diyoruz arkadaşlar. Yani şimdiki zamanın geçmişi oluyor. Kuralımız çok basit. Zamanı veren burada özneden sonra gelen, yani ben sana bir siz onlardan sonra hemen zaman geliyor İngilizce'de. Yani I am dediğimde am orada zamanı veriyor. Şu anki zaman olduğunu anlıyorum. She de is, they de we de, you da are. Sonra fiile de ing harfini ekliyorum. Yani eğer düşünüyorum dediğimde think düşün. Ben düşünüyorsam I am thinking. Eğer she düşünüyorsa she is thinking. They, we, they, you da are thinking. Onlar düşünüyor. Bunun bir geçmişini atmak için Türkçemde do ekliyorum. O zaman burada da mantık zamanı veren, yani emiz arsa bunu bir geçmişe atıyorum. Yani ayda emin geçmişi was, she'de de izin geçmişi was olduğuna göre ben düşünüyordum dediğinde I was thinking. Eğer she'de de she was thinking. O düşünüyordu. Buna karşın they, we, they'deki geçmişte are'ın geçmişi were olduğuna göre onlar düşünüyordu dediğimde are'ın geçmişi were, yani they were thinking oluyor. Ha diyeceksin ki bunu hocam olumsuz nasıl yapıyoruz? Olumsuz yapacağımız zaman da not'ı alıyorum. Her zaman bu emizar ya da was were, yani zamanı veren yapıyor. Bu bütün zaman dilimlerinde aynı şekilde ara ya da were ekliyorum. Yani ben düşünmüyorum dediğimde I am not thinking şeklinde gidiyor. Ya da she is not thinking. Ya da they, we, they are not thinking şeklinde ilerliyor. Buna bir geçmişi neydi? Was were'dü mesela. She was not thinking şeklinde ilerliyor. Soru yapacağımız zaman da zamanı veren yapı, yani o emizar olur, was were olur. Daha sonra öğreneceğiniz ecek acak olur, ebilme olur. Özneyle tık yer değiştiriyorsunuz. Yani am I thinking? I am thinking düşünüyorum ya, soru yapacağım zaman am'le I'yı tık yer değiştiriyorum. Bu kadar basit. Am I thinking? Düşünüyor muyum? Is she is thinking? O düşünüyor. Soru yapacağım zaman is de she'yi tık yer değiştiriyorum. Yani is she thinking şeklinde. Evet. Şu tensleri öğrendiniz. Düşünüyorum. Yani yoraki. Bir de yoğurduyu öğrendiniz. İngilizce tam Kadıköy.